Evet. Evet. Herkese merhaba Orkun. Niye itiyorsun ya? Bir an başlayacağını düşünmedim ben ama çok hızlı başladık. Galerinin önünde hareketlere bak ya. Bugün Murat'la birlikte gece gizlice araba galerisinde kalacağız. Evet, nerede sıkıntılı video oradayım. Evet. Evet. ESO 1 milyon önce kalmıştık. Şimdi gece gizlice araba galerisinde kalacağız. Burada bizim bir tanıdığımız var. Dedik ki abicim biz araba bakmaya geliyoruz dedik. Murat sen ne bakacaksın araba? Ferrari. Sen Ferrari bakacaksın. Tabii Ferrari alıyorum ben. Ben de Fiat Egea almayı düşünüyorum. Normal bir müşteri gibi buraya gireceğiz. Bizi gezdirecekler. Biz de o esnada nerede kalabiliriz, ne yapabiliriz, nereye saklanırızı araştıracağız. Burası kapandıktan sonra, herkes her şeyden çıktıktan sonra gireceğiz. Başımıza bir şey gelirse Şefi'yi tanıyorduk diyeceğiz. Aynen. Bak dikkat et, tamam bak. Ben de dikkat edeyim. Bir milyoncudaki gibi böyle çarpıp çarpıp götünle düşürme. Çarpıp düşen senin Rolls Royce olacak, Ferrari olacak. Rolls Royce'a çar götümle mi düşüreceğim? Belli olmaz senin ne yapacağın. Senin ne yapacağın belli olmaz. Rolls Royce'a götümle ne zarar veririm? Bu göt zaten Rolls Royce'a zarar veriyorsa problem Rolls Royce'undur, benim değildir ya. Bir milyoncuda kaldığı tişörtü giymiş gerizekalı. Hayır, renk geldi. Ya bırak ya. Uzatmıyoruz, giriyoruz, müşteriyiz, tamam mı? Ferrari alıcısı gibi davran. Ben mi? Girelim hadi, yürü. Kim inanır ki Murat'ın Ferrari alacağına? Niye lan, ben zengin duruyorum. Evet. Duruyorum. Hadi yürü. Ha öyle mi? Gel. Selam. Ne yapıyorsun? Biz çekim yapıyoruz. Murat hayatında ilk defa Ferrari bakacağı için bunu anı ölümsüzleştirmek istedik. Hemen yukarı çıkalım. Ferrari hangisi abi? Ferrari hangisi diyor. Ferrari hangisi olabilir? At olan değil mi? Aynen. Peki hocam ne kadar bu bütçesi, fiyatı? Bu araba 3 milyon 75 bin TL. Nasıl? 3.075. Evet. Ben daha önce kullandım, hayatımda daha böyle yol tutmayan bir araba daha... O senin pilotajına bağlı. Malsın yani. Benim pilotajım bok gibi. Senin çok mu iyi, sen mi kullanacaksın? Benim çok iyi tabii. Ezik. Murat senin ehliyetin yok. Kaptırdım abi ben yani. Hani almadım değil ki onu. Orkun, heh? Ben bunu istiyorum. Oğlum babam mıyım ben seni? Ben bunu istiyorum, bu daha güzel. Babam mıyım ben? Bana niye söylüyor? Murat, ne yapıyorsun sen ya? O arabadan çok hayır gelmez bence. Murat 10 dakikadan fazla geçirdi içimde, dikkat edin. Ben o zaman Egea'dan vazgeçtim ya. Ben buna bir bakayım. Yok. Fiyatını sormaya değmez. Kapıyı tersten açılınca fiyat iki katına çıkıyor değil mi hocam? Murat hala orada. Baksana. Aldım ben. Ama bunu. Ferrari alacaktın. Vazgeçtim, bu daha güzel. Ama bu senin bütçenin 1,5 milyon TL üstünde Murat. Ya borç harç çalışır öderiz, bir şey olmaz, nedir yani? Gerçi inandı galiba bu. Kredi ben çıkardım. Evet. Konuştum, kredi çıktı. Gerizekalı gerçekten arabayı alacağını mı zannediyor, ne yapıyor? Ben burayı biraz şey yaptım ama. Bak işte tam buna böyle diklemesine girersin. Gir bakayım. Böyle çıkıyor mu lan, ne biçim botu? Hocam şu şekilde. Bir kapatsanıza, dur bakayım. Evet. Oo, bak tanıdık geldi bu sahne bana. Aha. Aa çok kötüymüş. Alo. Ne? Vurma öyle, vurma, yapma öyle. Alacağız bu arabayı da, yapma. Murat, çıkarır mısın hocam beni buradan? Geçen videodan tanıdık geldim bu sahne sana. Aa level atlamışız Murat. Büyük öncesinde sepete girmiştik, şimdi Ferrari bagajındayız. Aynen bak. Güzel, hayat güzel. Nerelere getirdi hayat seni? Bir şey diyeceğim, beni hayat buradan çıkartsa çok mutlu olacağım. Yok, bir süre kal sen orada. Yalnız sonra adama bir şey olur falan burada. Ya bir şey olmaz, rahat ol ya, ne olacak? Şu nedir abi? Aston Martin üstü açığı mı? Binebilir miyim bir? Hırsız gibi içeriden açmaya çalışıyor. Bir duramadın ya. 2 dakika duramadın şurada. Niye deliriyorsun? Niye mahcup ediyorsun bizi? Pardon. Pardon. Özür dilerim ya. Çok güzel bir pozisyondayım. Hadi. Çok rahat oturuyordum da o yüzden. Bizi niye mahcup ediyorsun insanlara? Bak bir şey diyeceğim. Sizin üçünüzü buraya sığdırırım, tıkıştırırım ve bastırır kapatırım kapağını da. Korkun, şu an oradan yardımsız çıkabilecekmiş gibi bir halin yok vallahi. Bence çıkarım. Çık. Ama şu an ne bileyim, güzel geldi. Kapat o zaman geri. Anlatsana biraz, ne haber? İyi. Terlemişsin sen bir de burada. Terledim. Oha, hadi kalk. Kalkmayacaksan kapatalım, hadi kalk. Kaldır. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum çek. Sen buraya yapışmışsın. Normal değil mi? Alıyor musun, almıyor musun Murat? Uzatma, insanların da vaktini alma. Onu almayacağım. Bunu alacağım. Adı ne bunu? Söyle adını. Mercedes AMG GTS. Mercedes GeForce GTX. 1080. 2080 bu. Aynen. 2080 Ti. Bu motorların hepsini elle yapıyorlar. Bunu yapan da Türkmüş. Ozan Issız. Çıktı. Bunlar çok narin oluyor. Bizim başka bir derdimiz var bu arada. Biz nereye gireceğiz, nerede kalacağız burada? Aşağı katlara bakmamız lazım. Ya ben aşağı katlardaki arabaları da merak ettim. Bakalım mı be? Tabii. Elektrikli boş ver ya. Motorlu olsun, biraz gaz salınımı yapsın. Araba dediğin değil mi, çevreyi kirletecek? Abi oğlum yani oksijen çok iyi. Bir bagajına bakabiliyor muyuz ona? Bagaja bak. Alacağız biz burada yani. Bagaja bakalım. Bagajı ne yapıyor? Bu çok büyük. Haa. Nereden gireceğiz? Ne bileyim, çok rahat. Hadi. Oo çok rahat. İnsanlar genelde koltuklara oturur ya, bagaja oturmazlar. Ön koltukları deneyelim bence. Abi tak geri vitese bas.
Bas, bas. Bas. Şimdi Murat, söylediğim yere bakma ama arkada çalışanların olduğu bir masa var ya. Gerizekalı. Gerizekalı bak. Araba 2 milyon liralık. Oğlum Q7'nin içinde kavga mı? Gerizekalı. 2 milyon liralık arabanın direksiyonuna vururum. Yapma. Vallahi araba... vururum. Çalışan masasının arkasında yangın merdiveni var güzel kardeşim. Nereden gördün lan sen onu? Baya kabak gibi duruyor. Yangın merdivenine gireceğiz sonra. Battı balık yangılar. Peki bunlar bizim burada ne konuştuğumuzu düşünüyorlar şu an? Araba ticareti. Buradan çıkıyoruz. Egea'ya bakacağız diyoruz. Onların da arabayı kilitlemeyi unutmasını umuyoruz. O zaman çok hızlı şekilde panik çıkalım. Acil Egea'ya bakacağız, sahneye çekeceğiz, gideceğiz. Başka işimiz çıkmış. Tamam peki. Babuş çok beğendik de biz Egea'ya bakalım bir. Kardeşim bizim bütçemizin yettiği araba galeriye giremiyor mu yani? Ya oradan buraya mı indik ya gerçekten? İkinci el bile değil araba, yedinci el. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Mandalin kabuğu var lan burada. Ben hayatımda ilk defa ikinci elin üstünde level 1 araba gördüm. Bu 7. el, 8. el. Hadi Murat be gel daha fazla birbirimizi utandırmadan gidelim be. Alıyor mu? Almıyor. Vallahi teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Güzel arabalar, güzellik. Belki bir gün bizim de olur böyle bir arabamız. Değil mi be Murat? Sanmıyorum abi. Yani istemez miydin gece şöyle bir arabanın içinde uyuyasın? İsterdim vallahi. Değil çok mi? İsterdim. Gece gel, böyle bir arabada uyuyayım. Gel tut elimi. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. İyi akşamlar. Belki el ele gidersek kafaları dağılır hani. Düşünmezler öyle bir şey diye. Evet Hüsnü. Evet canım. Her zamanki gibi bir market alışverişimiz var. Saklandığımız yerde muhtemelen araba bagajı olacak o. Yiyeceğimiz bir şeyler yani 1-2 saat bizi dayandıracak bir şeyler lazım. Evet, su, çekirdek, bir su, de çikolata. Çekirdek, sandviç ve çikolata. Hadi Hüsnü yürü. Al. Salça? Oğlum yemek yapacağım ben sana orada. 5 kilo salça, ulan alacaksın ufak salça al bari. Yo bayağı büyük yemek yapacağım. Alan, bırak. Dur bir sepet alalım ya. Al gel. Römorkla götürsek. Hayır. Hocam birkaç tane çikolata alalım. Tamam aldım. Sonra ben sandviççiye geçelim. Daha alacağım sandviç. Var mı burada sandviç? Ben daha alıyorum çikolata, sen devam et. Orkun. He? Bu yeter mi? Bu çok değil mi Murat? Anca ya sabah yiyeceğiz. Al hadi al tamam al. Hayatı israf herif. Niye bir başına boyruk geziyorsun lan? Bak senin bir porsiyon yiyeceğin mısır gevreği. Makarnayı al. Ne yapacağım makarna değil o mısır gevreği. Doğru pardon. Hangisi daha tuzluysa onu al. Okuyamıyorum ben gözlerim bozuk. Hep tuzlusunu alıyorsun. Bol tuzlu al. Aynen. Öküz çekirdeği. Tüm tuz. Sütlü tatlı var mı burada? Oğlum sen yarın diyete başlıyorum demiştin. Ama şimdi bugün yine çekiyoruz, yarın başlıyorum o yüzden. Hayatımda ilk defa 25 kiloluk pirinç görüyorum. Kaldır bakayım bunu. Kaldır hadi bir. Oğlum kapamam öyle. Hadi. Bir. Yani, oha kalkmıyor mu gerçekten? Ver bakayım, tut bakayım. Bir. İki. Bas. Üç. Son bir tane daha. Dört. Bak bu profesyonel pirinçmiş. Ne düşünüyorsun profesyonel pirinç hakkında? Okumuş pirinç. 25 kiloluk bakliyat. Oğlum toptancıya geldik galiba. Toptancıda ne yapıyoruz oğlum biz? Ama şey yok, sandviç yok burada da. Benzinlik vardı şurada. Benzinlikten alalım harbiden. Ne alacağız? Ha sandviç benzinlikte sandviç, vardı. Böyle olmaz. Hadi yürü. Ne sandviç alacaksın hocam? Burada. Kaşar salam diyor. Kaşar salam o iki tane işte. Ha. Yangın merdivenimiz orada. 3 kişi gireceğiz. Acil çıkış. Acil çıkış kapısı. Acil sıkıntı çıkışı evet. Sıkıştırdık oraya kağıdı. Hödör deyip koşuyoruz. Evet. İçeri giriyoruz. Evet. Arabanın altına, üstüne, bagajına, içine nereye girebiliyorsan giriyorsun. Hadi burası soğuk, orası sıcaktır. 3. Bekle araba geçiyor. Bas. Koş. Bas. Bas. Merde bir şey mi sersek ya? Şu an konuşmamızı duymazlar herhalde. Camlar filmli mi? Filmli. Bir şey diyeceğim. Bizim burada yer seviyesine yatmamız lazım. Dışarıdan görünebiliriz. Ama filmli. Çıkıp bakamayacağım şimdi. %100 emin değilim yani. Bilmiyorum. Çıkıp bakayım mı? Çıkıp bakmak şu an dünyada yapılacak en aptalca şey bence. Bakayım mı? Hayır. Emin olalım. Yok hayır bakma. Abi o zaman çıkarma odunu yat. Abi buradan ışık açabiliyor musun? Aha. Boşu boşuna ben bunu kafama mı taktım? Bağırma. Ulan ışık açıyorsun bağırma diyorsun. Geç. Hayatımın büyük bir çoğunluğunun Murat'la böyle saçma sapan yerlerde kalmaya çalışarak geçmiş olması. Hayır. Ha bu kötü koku sandviçten geliyormuş. Ben diyorum neyden geliyor? Osurdun mu zannettin? Osurdun zannettim. Ege'ye niye amansın? Abi Ege'ye berbat bir Ege'ydi ya.
Al kaş avlayı. Ama ısırdın. Tamam, ısırılmayan tarafından ısırdım, yeri bırakır. Koronadan önce bile yapmıyordum onu, şimdi yapacağım mı sanıyorsun? Oğlum salak mısın, şurasını ısıracaksın bak, şu ısırılmayan yerini ısıracaksın. Tamam. Ya ağzımın içinden ağzıma nefes verip benim nefesimi alıyorsun, bagajdayız oğlum. Bagajdayız. Ne koronası ya? 32 bin vaka varmış. 32 bin 3 oldu şu an. Haftaya 32 bin 4 olacak bu arabanın yeni sahibiyle. Murat böyle diyor, şaka yapıyor da. Biz bütün ekipçe abi haftada 3 kere korona testi oluyoruz. Bugün Mecidiyeköy metrobüsünden indim geldim buraya. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Gayrettepe metrobüsünden indim. Ne oldu? Ender sakın ses yapma. Abi demek ki camlar filmde. Camlar filmiymiş. Ama biz yine de şey olur, içeride bir hareketlilik görür yani. Çöpü de bana koydun şerefsiz. Kapanınca ışıkları kapatıyorlar mıdır? Herhalde. Umuyorum yani. Ama burası araba showroom yani. Dışarıdan şekil görünsün diye açık tutayı olabilirler diyeceğim. Aa. Nasıl yani? Güzel. Bir yarım saat kestirelim ya. Bir her şeyin gittiğinden emin olalım. Ben bugün 3 saat uyudum geldim, kestiririm. Bir şey kapatayım canım. Mı? Kapat, bir çikolatalardan mı yeseydik? Burada. Bunu dökelim. Kırıntı dökmeyelim. Allah kaç aşkına arabayı leş et. Kaç tane istiyorsun? Bir tane. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Bu nasıl bir tayfa? Mülteci miyiz? Göç mü ediyoruz? Ne yapıyoruz? Anasını satayım ya. Herif bir de çikolata istif bozma sıfır ya. Hayatımda seni kadar rahat bir insan Murat yemin ederim görmedim ya. Doğru. Bak çöpü de bana mı verdin? Ha, tuzlu bir şey alsaydık ya. İşte yedik sandviçi Murat. Bunu iki farklı marka su aldığını sorabilir miyim? Rekabet kurumu öyle istiyor. Murat içerisi berbat kokuyor. Neden acaba diye soracağım ama. Sandviç kokuyordur. Bence sen geğirdin. Ufak bir kıflama gelmiş olabilir. O kıflama yalnız ufak kıflama bayağı kokuyor desem sana. Puf ettim ben abi. Yani şu an videoyu bence boş ver abi. Nerede ya? Ender gelmiyor mu sana? Allah Allah. Abi benim kıflamam bu kadar fazla kokuyor. Abi bu araba bence artık ikinci el. Ben yarın diyete başlıyorum. O yüzden bugün yiyeceğim. Son 6 yıldır yarın diyete başlıyorsun. 2,5 milyonluk arabanın içinde piknik yapıyor. Kermes. Reklam olmasın ama çok güzel kokuyor. Bak sıkıntı. Sakın sıkma. Murat sıkma Allah aşkına arabayı. Şu kadar daracık arabanın içinde sıkma şunu, ne olur ya. Arabayı 6. el yaptın yemin ederim seni ya. Seni bir delirteyim mi? Hayır Murat. Aa yap. Bana vurdun. Seni boğarım. Seni boğarım. Murat. Ses yapma. Allah belamı versin, nefes alabiliyorsam. Ses iki yapma, konuşma. Maske tak. Tişörtün içine alsın. Biraz niye beni izliyorsun lan? Ökeş, 10 çeyrek hadi kalk. ÖSS'yi kaçırdım Nazif. Okuyup büyük adam olamayacaktım Nazif. Bir şey diyeceğim, bu bagaj sence içeriden açılıyor mu? O daha başka bir soru. Ender bizi kurtar Ender. Çıkıyor muyuz hocam? Selam. Bizim öküz nerede? Çok saçma bir şey var. Senin çöplerini baban olduğum için şunları bir atayım Allah aşkına ya. Hiç sevmem ben Garya'yla uğraşmayı. Hocam şurada yedek lastikler var. Bam! Korkmadım lan hiç. Niye korkmadın? İçeriden doğru bir korkuş yaşadım. Altına sıçtım. İçeriye doğru korktum. Aynen anladım. Aa Murat su almayabilirmişiz lan, Sebil varmış gel. Bir şey diyeceğim, şurada da mescit var mı? Ama abdestsiz girilmez oraya. Aa gerçekten mescitmiş. Girmeyelim. Arabaları çalıştırabilir miyiz? Çalıştıramıyoruz mu? Anahtarı olmadan çalışır mı bu? Oluruz. Şunun arkasında olduğuna adım gibi eminim. Bir şey diyeceğim, burada bize tek yakışan şey Murat, şu Mondial. Bak bir Q8'in ön koltuğuna oturayım bak öyle. Bir de şuna bak, bu daha çok yakışmıyor mu bana? Bu sensin abi. Anahtarsız nereye açıyorsun? Gel. Devam. Hoş geldiniz. Abi, hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyur otur şöyle. Ya ben bu Z4'e daha önce de bakıyordum da çok önce beğendim. Önce bir çay kahve bir şey ikram edelim ya. Su ikram edeyim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dur ben onu sana açayım hatta kardeşim benim. Hoş geldin. Ne haber? Nerelisin? Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ ol abi. İzmirliyiz. İzmirliyim. İzmirlisin. Neresinden? Aynen. Güzelyalı. Güzelyalı bilirim. Çok iyi bilirim. Ben çok gittim İzmir'e. Sen nerelisin abi? Antalyalıyım. İzmir'e niye gittin abi? Sana ne? Sen İstanbul'dasın. Niye geldin İstanbul'a? Peki abi ben Z4 ile ilgileniyorum da. Z4 mü? 65 bin kilometrede bayandan. Bayan kendisi doktor, kocası öğretmen. Kendisi doktor, kocası öğretmen. Aynen. Tertemiz. Küfür edilmiş mi edilmemiş mi içinde? Küfür bırak, konuş.
konuşulmamış içinde. Hep küs binmişler zaten oraya, muhatap olmamışlar. Sigara içilmiş mi? İçilmiş sigara ama üstü açık olduğu için zaten arabanın içinde sigara içilmiş olarak sayılmıyor. Kaça bırakıyorsun? Al bunu konuşma. Al bunu konuşma. Verelim. 1.8 değil, 1.650 mi? Aynen, verelim. Tamam, 1.650'yi aldım kardeşim. Al götür. Aldım gitti. Ben sana IBAN atıyorum. Tamam, ben bineyim, siz arabayı açın tamam. O zaman bana. Ben çok severim, sıksana burayı. Bir şey diyeceğim, burası çok değişik bir çekmece. Çekmeceden çıkan... Bu ne Murat? Hocam anahtarları bulamadık. Murat, çalıştıramayacağız diye doğru. Hallederiz. Aha, versene bir tane. Helal edeyim ya. Ya şurada başka odalar var, orada vardır. Gel, bu açık alana koymamışlardır herhalde. Yavaş, öküz. Yok, bir şey. Bir şey diyeceğim, şuna bir binelim mi ya? Aç. Oğlum ya. Bu ne kadar güzel bir şeymiş böyle. Kokusu çok iyi değil mi? Tam yeni ve zengin kokuyor. Araba kokuyor işte. Aa, elektrikli lan bu. Yapma yapma. Çalarsa sıkıntı. Çalmıyor. Elektrikli. Arabanın içinde havuzu gibiyiz ya. Evet gerçekten. Bu ne a**ım ya? Bu nasıl oluyor? Bu araba bize çok Murat. Ne bu hocam? Aston Martin'i hiç hayatımda Aston Martin'e binmedim. Ne oluyor ya? Aa, hayatında şöyle bir şey gördün mü abi? Minibüsçü gibi. Bu ne lan Murat? Dolmuşça el freni var Aston Martin'de. Neden? Gel. Aa, çok eski model bu, ondan mı? Aa hocam, bunu açıklayabilir mi biri bana? Bunun içinde motor mu var? Öncelikle bunu soruyorum. Aa, açıkmış lan, ben diğer tarafı kilitliymiş, bu kapısı açıkmış. Orkun, bu ne? Oğlum, hayatımda böyle garip bir arabaya ilk defa biniyorum lan. Bu ne lan? Arabaya binmişiz gibi değil bu. Bu başka bir şey. O uçak gibi sürmesi. Kolçaklara bak bunu. Hadi gel çıkalım. Dur bakayım, çıkmak istemiyorum ki ben bu arabada. Allah. Oo, bir şey elimde kaldı. Orkun, bir şey söktüm. Abi ben bu arabadan inmem. Kimse kusura bakmasın. Yok o bende. Basmalı benim. O zaman bas. Akü yok. Olmuyor. Bak. Ah. Hadi kalk. Yukarı bir çıkalım. Lütfen buyurun Murat Bey. Lütfen. Hadi yukarı çıkalım. Kapıyı kapat. Ben Ferrari'yi tek başıma bineceğim o zaman. Kapat kapıyı. Yakıştı herif arabaya. Gerçekten Murat öküzünün çok parası olsa bu arabayla gezer ya. Bu kapı açılmıyor. Açması nerede oğlum bu? İçeriden açılmıyor olabilir o kapı. Ulan öyle şey mi olur? Hadi Murat dışarı. Murat. Alo. Ne oluyor ya? Baksana şuna. Böyle dönüyor, çok acayip oluyor. Manyak mısın oğlum? Hadi. Sen alt taraflara bak, ben yukarılara bakacağım, merak etme. Allah. Ana. Gel buraya gel, bırak oraya. Buna gel. Buna mutfak ya. Gel oğlum gel. Buraya erzak var mutfak. Burada gel. Bende buzdolabı açma hobisi var vallahi, kusura bakmasın kimse. Ana, doluymuş da. Şuraya da bakayım da içimde kalmasın. Aa, tuvaletmiş ya. Aa, selam. Bir tuvalete gireceğim vallahi, kimse kusura bakmasın. Sizi şurada bırakıyorum. Yemek var mı yemek? Yemek kahve var. Yine kahve var. Mayonez var. Sık. Yiyecek bir şey yok mu? Temizlik malzemeleri var, paspaslar bir şeyler. Küçük boyun fıtığı geçireceğim ya. Of. Nereye gitti o? Orkun! Mutfak var burada. Ne yapıyorsun lan? Ooo, tuvaleti ışıklığına bak. Elegan. Ne yapıyorsun? Lokma yiyecek bir şey yok mu? Hayır, yiyor ya. Hayır, ben yiyeceğim. Var, dolapta var. Yiyeceksen bir şey illa. Ama ayıp insanların yemeği de yemeği öküz. Ya Türk adet, örf, annene geleneklerinde... O misafirperverliktir, bu hırsızlık. Ama biz yiyecek bir şey yokmuş ki zaten ya. Bunu da yemeyelim canım. İki lokma şeyleri var. Yukarı çıkalım mı? Başka ne yapacağız? Ya bu araba bambaşka bir araba ya. Continental. Hayır, bu Cadillac. Mercedes lan bu. O Cadillac logosu değil mi? Aa, anahtar. Aa. Kapıda. Nasıl yani? Al şunu. Şaka mı bu? Gerçi ön taraf diyor, dışarısı bu. 100 milyon TL falandır burası ortalaması. Bunu al, bunu içeri bu. Burası içeri diyor, hangi aşağı içeri burası? Şurası işte. Şunu hep yapmak istemiştim. Bak şimdi. Hangi arabayı açacak? Çok heyecanlı değil mi? Çok gerginim. Dur, yarışma programı yapalım. Hangi arabayı açacak adlı yarışma programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Elini ver. Bir tane anahtar al. Bunu lan çok... Tamam, bana ver bunu. Bakma, bekle. Şöyle bir anahtar. Evet. Aç gözlerini. Hangi arabayı açacağını tahmin edersen o araba senin oluyor. Oluyor mu harbiden? Audi'sini gördüm. Tamam, Audi'sini gör. Hangi Audi ama? Şimdi hocam. Bir, iki, üç tane Audi var. Abi o anahtar çok kalantı orada. Bence bizim bindiğimiz Audi miydi? Evet. Bence bizim bindiğimiz Audi'nin anahtarı o. Diyorsun. Evet, ver. Bu zevk bana ait. Eminim, son kararı. Bu zevk bana ait. Tamam, bekle. Basma. He, çok heyecanlı. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1. Bizim bindiğimiz hazırlanmış. Murat. Çok mutluyum. Nasıl oldu? Evet Murat, gel. Bırak anahtarımı. İnanılmaz bir şans. Lütfen buyurun. Kontak çalıştırma şerefsize ait. Dağın diye şuna basalım. Sakın ha. Araba çalıştırmayı biliyor mu Murat?
Bunu nereye koyacağım? Çünkü algılamadı hala. Orta konsola koy. Korkuyorum. Bir start stop'a bas. Hayır, frene basılı tutarsan fırlamaz. Start stop'a bas. Aman tanrım, Murat kontağı çalıştırabildi. Ara gazı da verebilirse arabayla bizden veda ediyor falan, ne bileyim. Nasıl bir konsept bu? Ne bileyim, bok bir konsept. Dururken gaz pedalına basmayın diyor araba. Salak mısınız lan? Tasarruf notu yazıyor bir de orada. Tamam. Arabayı evet. Aldın mı? Arabayı aldınız efendim. Lütfen kontağı kapatalım. Çok güzeldi. Üst kat hangisi? Bunlar pahalı anahtarlar değil. Of, benimki orada. Benimki orada. Diririt. Ay, buna dokunması bile güzel. Bak bu mark. Alarm falan vardır şimdi, korkuyorum. Murat, bunu nasıl açarız lan? Anahtarını bulacağız abi. Anahtarları. Aa, burada işte. Orada mı? Hı. Nasıl, kabak gibi duruyor mu kutu orada? Hı. Yeşil mi? Bakayım. Bu. Bakayım, kesin bakayım, bu. Bakacağım. Kesin bu. Basıyorum. Dur, şu Rolls Royce'i cebime koyuyorum. Bir dakika, ben bunu çok merak ediyorum gerçekten. Murat, bu araba 6,5 milyon lira falan, haberin olsun. Biliyorum. Nasıl bineceğim buna ben? Ferrari halt etmiş. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şu ne? TC. TC. Ne bu ya? Lastik kaymasıyla ilgili bir şey. Hah, bak buradan. Hocam, duyuyor muyuz müziği? 6,5 milyon liralık arabaya binsen 10 tuşuna bas çalan müziğe bak ya. Yani. Bunu nereye takacağız? Bırakacağız galiba bir yere. Ama bunu takma yeri var. Frene bas Murat. Ben bunu yapmam. Tamam, kalk. Bunun başına bir şey. Kalk. Bak şu an boşta, ha, dikkat et. Buna bir ara gaz vermem lazım. Of, kız o. Lan sesini kız onu. Şunu sesini kız. Duydun mu? Hiç ara gaz vermiş, hiçbir şey yapmadım. Fark sadece gaz için çalıştırdım. Etiket olduk. Veriyorum ara gazı. Allah çok ses çıkacak. Yavaş ver, biraz versin. Sakin ver. Oho! 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 Oh. Bu ne? 15 yıl Need for Speed oynadım, böyle bir ses yoktu. Gel gel, daha çok araba var, gel. Abi en güzeli bu ya. Ben buna binmek istemiyorum. Murat gel bak, ben seni bir arabaya bindireceğim, gel. Ha. Ona biçim araba lan. Gel 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 gel. Aa. Şu. Bak bak, bu da önden görünümü. Full elektrik. Allah'ım. Nasıl açılıyor oğlum bu araba? Oha, dörtlünün aydınlattığı çevreye bakar mısın? Dörtlüsün lan sen. Evet, çalışıyor şu an araba. Araç hareket edebilir, çıkmadan önce P konumuna geçin. Aa, frene bas, frene bas. Murat, gittik gittik. Frene bas, tamam. 8 milyar lira zarardayız. Yok, tamam. Korna çalışıyormuş. Araba önemli. Geçmişte at neyse, günümüzde araba o. Evet. İnsan için. At, avrat, silah. Evet. Bende yok at mesela. Alamıyorum. Ne para var ne ehliyet. Böyle videoyu. Biliyorum. Hayat mı burada adamı? Ehliyeti de yok, arabası da yok. Yattı. Gidip yattı herif oraya. Gel lan, üzülme gel. Ferrari'yi aç. Burada o kadar güzel arabalar var ki Ferrari tıraş kalıyor bunun Sen yanında. Bul Ferrari'yi. Anahtarı al getir. Ben tek başıma binmem, gaza vermem bunları. Ne istiyorsun sen? Ferrari mi istiyorsun? Aynen, şu Ferrari çalıştırma. Tamam ya. Hadi gel. Ya bu tam şey değil mi ya? İkincilik futbolcusu arabası. Vallahi futbolcu arabası harbiden. Oğlum, bu yerde oturuyoruz ki, bunda nasıl oturacağız? Gel. Allah, vallahi bayağı yerde oturuyoruz. Oğlum, insanlar nelere biniyor ya? Benim başımı döndürdün Ferrari. Ne bu ya? Ben senin şoförünüm. Lütfen. Şoförüm sen, ben burada o değil mi? Arkadayım ben. Olsun, buyurun. Oğlum, kapıya bak ya. Bunun şemsiyesi vardı burada bir yerde. Şu mu? Yok artık ya. Saçmalıyorsun ya. Şemsiye yoktur arabada. Sen nereden biliyorsun lan bunu? Aç şunu bakayım. Ver bakayım. Arabaya çarpacağım şimdi açarken. Protokol şemsiyesi tam. Ben bu şemsiyenin altında duracak şeyi hissetmiyorum kendimde. Ben bunu kapatıyorum. Dokunabilir miyim ben? Olacak iş mi bu ya? Sen bir yana geç bakayım. Ben hayatımda hiç Rolls Royce'a binmedim. Bir ara gaz ben vereyim. Ben bindim mi? Ben Rolls Royce'da mı yaşıyorum? Aa, sen yaşamıyor musun Rolls Royce'da? Hayır. Geç yana bakayım, ara gaz verelim şimdi. Benim yatağım bu koltuktan rahat değil. Ha, Rolls Royce tavan, buna diyorlar oğlum işte. Işıklar yanacak şimdi bunu açınca. Öyle mi? Bu ne? Rolls Royce tavan. Görmemişlik. Fotoğraf çekin. Barzola. Bir de dik çekelim, dur dur. Bakar mısın abi şu tavana? Basıyorsun, kapanıyor. Nasıl kapanıyor? Bak bak bak. Kapanışa bak. Gerçek kapanıyor. Aa, bu videoyu izleyen gerçekten Rolls Royce olan biri varsa ne gülüyordur bize ya. Götüyle gülüyor. Of, kalantor. Of, ensiz kalın. Murat Bey, arka koltuğa buyurmak istemez misiniz? Şu seve, güzel, seve. Güzel seve, seve. Galaksi ışıklarının altında. Arka koltuğa ne biçim geçiliyor öyle? Ah. Koyayım, New York'a götür beni, sür. Ölebilirim bunun üstünde burada ben. Benim bir fotoğrafımı çeksene. Hırsız gibi duruyorum burada. Yeah. Önce bir anneme atacağım pozu. Aynen. Tamamdır, annene atacağım poz. Bir de konuştuğun kıza attığın pozu at, şey yapalım. Sevgilim var şu an. E tamam, sevgiline. Sevgilime. Sevgilime de ben şunu atarım ihtimal. Mal gibi olanı atarım. Ne yapıyorsun lan? Altı bir şey. Bara, bap bap, bap bap.
bap 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 bara ara. Bara bap 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 bap. Paparara. Bu bence çok da bir şey değil. Bu ne AMG, ne GT, oğlum, ne bir şey bu. İçeriden aç kapısını. Aç içeriden. Lan! Kapatsın. Kapat, kapat, kapat. Nasıl kapatıyor? Neyle kapatıyor? Kontağa bas, kontağa bas. Kontak nerede oğlum? Murat, Allah belanı versin senin seni ya. Allah, yürü ya, yürü. 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 Yürü, bir şey unuttun mu? Unutmadım, yürü. Aşağıdan çek. Hays. Ne oluyor ya? Bagaja girelim. Al çantayı al, çantayı al, çantayı. Bagaja girelim. Çantayı. Oracık. Evet, biz ufak ufak darp edildikten sonra çok haklı yere dayağımızı yedikten sonra abi dedi biz Şefik'i tanıyoruz dedi. Şefik'i aradık. Evet. Şefik de sağ olsun geldi bizi kurtardı. Gel Şefik. Ama biz zaten Şefik'e güvenerek böyle bir şeye kalkıştık değil mi? Yani bir şey olursa abi iyi size güvenelim. Bir şey olmadı ya. Bizi vallahi öldürecekler diye biz bir ara korktuk. Bari söyleseydiniz ona belki bir şey yapmadı. Ben bağırdım, ben Şefik'i tanıyorum diye bağırdım, hiç şey yapmadılar orada. Evet, sana da Şefik'e de abone olun. Şefik'e buraya da gelip kalmayı denemeyin. Bir dahakini bu kadar nazik davranmayabilirler, bizi tanıyorlardı diye. Peki sen şimdi bize ne araba veriyorsun? Ne istersiniz? Şimdi hani biz de burada kaldık falan, buranın bir reklamı oldu ya. Ben Taycan istiyorum, Murat AMG GT istiyor, yeşil olanı. Tamam. Tamam, siz o zaman çıkartırsanız biz giderken bizim dandik arabayla dönmeyelim ya. Maalesef, noter kapalı ya. Ha noter. Ama arabayı çıkarın ya. Maalesef. Bir şey diyeceğim, Ege'ye getirsene. Ege, burada vurduracağız şimdi onu da. Nasıl ya? Aküsü bitti. Heriflerin içeride Rolls Royce, Ferrari bilmem nesi var, burada Ege'ye vurduruyorlar. O zaman görüşürüz bir sonraki gece, artık kalmadı ne başımıza ne gelecek ne olacak, hadi gir kolumuza. Yürü. Hadi görüşürüz.